Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan emekli öğretmen çift emekliliklerini İngilizce öğrenerek değerlendiriyor. Emine Hanım. Many or not? Which one? Four. Go. Go. Okay? Yeah. Okay. Yes, Veysel Bey. Half. Half. Yes, half. Veysel Bey, this sentence. How you can write? If you want, you can take this paper. How people are there? Yes, are there? Yes. Question. Okay. Okay. What mean people, Veysel Bey? İnsanlar. Yes. So we can use many. Thank you so much. My name is Seda. What's your name? Şükriye. Okay. You can say I am Şükriye. Yes. Are you? Yes. 62. 63. Okay. Gaziantep. Where do you live? In Bin. Okay. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi var. Diyor ki beşikten mezara kadar ilim diyor. Dolayısıyla emekli olmamıza rağmen biz okumaya, öğrenmeye devam ediyoruz. Arabistan'a gittiğim zaman yani kendi derdimi anlatacak kadar Arapça biliyorum, konuşabiliyorum. Ama ben orada Arapça konuşmak istedikçe oraya gelenlerin çoğunun İngilizce konuştuğunu gördüm. Benimle İngilizce konuşmak istediler. Öyle bir ihtiyaç her zaman için, yani içimde bir uhde kalmıştı. Bu İngilizceyi ilerletmek istiyorum diye. Efendim, ayrıca 3 defa görevli olarak Amerika'ya gittim. Ve dolayısıyla orada da İngilizcemin eksikliğini gerçekten duydum. Yani bu vesileyle emekli olduktan sonra zamanımız biraz oldu. Kendim bu kursa gelmeden önce de eşimle beraber biraz ilgilendik. İşte televizyondan, YouTube'dan. Yani öğrenmeye çalıştım. Gençler hayata atıldıktan sonra daha çok anlayacaklar. Mesela üniversiteyi bitirmiş olsalar, bir iş yerine gitseler, orada görecekler. Eğer bir dil sertifikası varsa, dili biliyorsa tercih sebep olacak. Onları işe alacaklar. İkinci bir husus bu kültür meselesi. Dünyayı daha iyi tanıyacaklar. Yani basını takip edebilecekler vesaire. Sonra bir dilin bilen insan, bir kişi, iki dil bilen, iki kişi, üç kişi. Az önce de söyledim. Arabistan'a gittiğimde kendimi ifade edebiliyorum. İran'a gittiğimde Farsça biraz konuşabiliyorum. Yani. Şimdi elhamdülillah burada Seda Hanım bizlere öğretti İngilizceyi. Ben şu anda Amerika'ya gitsem daha rahat olurum. Yani markette vesaire yerlerde. Yani şunu bana verin derim. Adres bilmiyorsam adresi sorarım. Veriz diyse adrese falan diye. Evet. Yani gençlere de tavsiye ediyorum. Evet. Yani ciddi bir kursa ilk defa katılıyorum. Eşim biraz tabii onun şeyi alt planı daha çok olduğu için onun yardımlarıyla ben de hobi olarak öğrenmek istedim. İki defa eşimle bir Amerika'ya gittik. Orada yani geliyordu bayanlar camide falan soruyordu işte how are you falan. Acaba ne diyorlar diye merak ediyorum. Geliyorum işte çevirmelerden bakıyordum falan. Bir eksikliğini hissediyorsun. Hobi olarak başladık ama bir de A1'den başlamam gerekir ki biz direkt A2'nin içine düştüm özellikle ben. Yani bir de zorlandığım şey yazılışı ayrı, okunuşu ayrı, kelimeleri telaffuz etmekte biraz kendime şu anda güvenemiyorum ama Allah razı olsun eşim yardım ediyor bu konularda çok bana. Hobi olarak ve bir şeyler öğrenmek adına yapmak istiyorum. Ve gitgide de daha çok meraklandım. Bir de böyle zor olan şeyleri severim. Buradaki arkadaşların hepsini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Direktör Mrs. Yüksel, or Eastmead, teacher Seda, and dear friends, and reporter, I greet you all with respect. First of all,
I would like to thank our municipality, our mayor and our course director for providing us with this English course opportunity. Thank you. Veysel Bey ve Şükriye Hanım ilk kursuma geldiklerinde ya aslında onların gözünde o ışığı gördüm. Gerçekten öğrenmeyi çok istiyorlardı ve çok da çaba gösterdiler, emek verdiler ve emeklerinin karşılığını da aldıklarını düşünüyorum. Yani şöyle diyebilirim size, çok istekliler. Çünkü biz güne başladığımızda, mesela ben öğrenciler gelmeden önce sınıfa geliyorum. Ve sınıfa geldiğimde gördüğüm ilk öğrencilerim Veysel Bey ve Şükriye Hanım.